CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2'de 1'de biliyorsunuz kontrolü darbe kontrolü darbe diye 2'de 1'de Türkiye'yi ayaklandırıyor. Gündem 2'de 1'de bunu getiriyor. Şimdi eğer hatırlayacak olursanız 15 Temmuz darbe öncesi bir hafta öncesi NATO'da NATO'nun Polonya'da bir toplantısı vardı. Recep Tayyip Erdoğan bu toplantıya katıldı. Bu toplantı biraz sert geçti. Huzursuzluk vardı. Orada Erdoğan bu darbe yapacaklarını benim görüşüm yani araştırmalarıma göre bunu biliyordu yani bu darbeyi. E, hatta bu darbenin olacağını Rusya da biliyordu. Putin de biliyordu. Ama e, Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu hani diyor ya kontrollü darbe, kontrolü darbe diyor. E, direktmen işlerin perde arkasında nasıl döndüğünü açıkça söyleyemediği için bu kontrollü darbeyi FETÖ'nün söylediği için FETÖ biliyor bunun kontrollü olduğunu. Neden kontrollü? Şunu söyleyeyim. Çünkü adamlar 15 Temmuz'da darbe yapmalarına rağmen 257 kişinin canını canını canından etmelerine rağmen 2500 kişi yaralamalarına rağmen bir örgüt oldukları tamamen ispatlandı. Suça karıştılar. Ceza alacakları an oldu işlerinden güçlerinden onları destekleyen onlara para veren maddi manevi her türlü onların propagandasını yapan herkesin ayıklanıp işinden ihraç edileceği veyahut da eğer tam üye ise onların sempatizanlığı yetmiyor tamamen onlara üye ise onların cemiyetlerinde onlara maddi para yardımında bulunuyorsa Bunlar da hapse atılacaktı. Hatta faaliyet de göstermişti içeride. Bunlar hapse atılacağı için ne yapmak gerekiyordu? Bunlar o darbeyi yapmadan önce böyle bir vatan hainliği içerisinde bulunan bir gruba kalkıp da siz operasyon çekerseniz bütün dünya onları masum ilan eder. Erdoğan'ı diktatör ve uluslararası mahkemede yargılarlar. Diktatör olarak sadece Erdoğan'a muhalefet olduğundan ötürü bunların masum olduklarını ve hapse gereksiz yere atıldıklarını öne sürerek Türkiye'yi uluslararası mahkemede dünyada suçlu pozisyona getirirlerdi. Ama şimdi bunu siz biliyorsunuz. Böyle bir darbeye kalkışacaklar. Siz bunları hani darbeden önce kalkıp ne diye tutuklayacaksın? Sen darbe yapacağım ben duydum ettim. E bu sefer de bugün darbe olmasına rağmen kontrolü darbe diyor Kılıçdaroğlu. Olmasına rağmen e o zaman hadi darbe olmadan bunu yapsaydı ne diyecek o zaman Kılıçdaroğlu? Kendi kafasından uyduruyor, hayal kuruyor, hayal dünyası. Kim demiş? Nerede? Bunlar darbeci değil, kimle yapacak? Hangi adam? Kaç kişiymiş? Kim söyledi? Hadi oradan canım. Sen canını sıkan kişileri görevden alıp uzaklaştırıyorsun diye bu sefer haklı sebepleri olacaktı. Daha çok daha fazla destekçi toplayacaktı. Şu anda bile destekçi topluyor. Yani o kadar darbeden sonra bile. Kaldı ki darbe olmadan önce olacaktı bu. Böyle bir hani suça bir insan mail etmişse yapmayı hani göze almışsa suç işlemeden önce siz onu tutuklayamazsınız kardeşim. Niye devletin hani polisi haftalarca operasyon takip alıyor, ses dinliyor, adam takip ediyor. Her şeyi bilmiyor mu? Biliyor. Niye gidip hemen tutuklamıyor? Çünkü bütün ağını çöketmesi lazım. Bağlantılarını iyice çözmesi lazım. Kimler destekliyor, kimler finansör oluyor, kimler bunun arkasında, kimler buna emir veriyor, bunların gücü ne, bunlar nerede eylem yapacaklar, operasyonları ne, güçleri ne, kaynağı ne, amaçları ne, kaç kişiler, nereden besleniyorlar, yani bütün bunların daha binlerce yani bunun hani araştırılması gerekiyor. E siz bunu bütün bunlar bilseniz de fayda etmiyor ki adamı tutuklasanız. Adam güçlü bir avukatla anında serbest kalabiliyor. Bakın Demirtaş bile o kadar 6 8 Ekim olaylarına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest bırakın diyor yani adam resmen serbest bırakın diyor. O kadar suçu olmasına rağmen Şimdi kaldı ki FETÖ darbe yapmadan sen onları tutuklayacaksın. Zaten FETÖ onların adamı zaten NATO emri verdi de onlar tutukla darbe yaptılar. NATO'nun bir kalkışması bu. FETÖ, NATO aynı bilgisi zaten. FETÖ'nün NATO'nun askerleriydi. NATO'dan zaten kaynaklandı. NATO'nun içindeki generaller yaptı bunu. Zaten NATO'nun emri olduğu, NATO'nun haberi olduğu her şeyi NATO'nun yönettiği besbelli aşikar yani. Ama çıkıp da sen açık açık söyleyemiyorsun ki ne bazı bazı şeyler gizli kalıyor. Devlet sırrı bunlar. Ama bunu Erdoğan da biliyordu. E sonra ne oldu? Darbeye hani bir müddet baktı açıldı ki ne? Ortada ellerini kollarını sallayarak elini arkaya koyarak gezinsinler. Siz gezinin. Biraz meydana boş bulun. Kimse olmasın o meydanda. Sen yürümeye devam et. İyice ortaya çıktığın zaman ismin, cismin, niyetin her şeyin belli oldu muydu, ben sana takacak bir kurdele bulurum. Nihayetinde de ta takıldı da o kurdele. Hepsinin boynuna da takıldı zincirler. Hepsi içeride. E hala CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Yani lideri diyoruz da onun liderlik vasfı. Hani tartışılır. Deniyor da tartışılmaz bile ya. Neresi lider? Kaset kumpasıyla gelmiş. Aslında üç üçkağıtçının teki. CHP'nin kemik oyları olduğundan %25 oy alıyor. Gitsin CHP'den ayrılsın bakalım. Kılıçdaroğlu'na %1 oy alabilecek mi ya? %1 yani baraj, barajı geçmek %10 barajı dursun. %1 oy alabilecek mi ya? Kim oy verir? Ona köyde çobanlık yaptırmazlar. CHP'nin kemik oyları var. Hazır kurulu düzene ot korulmuş. Oh tezgahı iyi yere açmışlar güzel öyle bedavadan oyları alıp geçiniyorlar yani maaşını alıyor adam SSK'yı batırdı. Geldi şimdi CHP'de de 10-15 yıldır oturmuş güzel koltuğuna yani emekli olup gidecek bir dünya parasını da alacak. Zaten alıyor da ömrünün sonuna kadar böyle iki tane koyunu güdemeyen adamı sırf Atatürk'ün Partisi diye besleyeceğiz. Neresi bunu tartışılmaz hani tartışılır da demiyorum bunun liderliği. Tartışılmaz. Bıraksın CHP %1 oy almaz. Vermez kimse. Ama herkes gözünü kapatıp atıyor. Yani neticesinde siz bir insanın suç işleme yani hapse atmanız için o kişinin tamamen suç işlemesi ve delillerinin elinizde olması lazım. Yüzde yüz delil suçun üstünde yakalamanız lazım. Siz bir hırsızı bile yakaladığınız zaman hırsız sıradan bir hırsızsa tam atarsın ama hırsız çok zengin biri ise çok trilyoner avukatları bilmem neyi varsa senin malını çalsın evine götürsün. Adamın bodrumunda kelerinde o malı yakala yine onu sen içeri atamazsın. Adam uydurur. Adam der biri koymuş adam der satın aldım der adam aracı bulur adam bilmem ne yapar. Siz o güçlüyse eğer o adam dünya çapında söz sahibi olabilecek desteği çoksa arkasında o kişiyi direkt hırsızlık yaparken evin içinde resimlerle videolarla yakalamanız lazım. İşte bu yüzden onun kontrolünü de yapmanız gerek. Öyle çalıp giden hırsız çalmış gitmiş evinde sen onun yatak odasında bile yakalasan getirip biri atmış der gene sıyrılır. Beni istemeyen, beni çekemeyen, bana iftira atan, beni yok etmek isteyen düşmanlarım yapmış der yine sıyrılır. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Siz odanın içinde suçüstü basmanız gerek. İşte bunu da akıllı insanlar görür. Öyle saftirik insanlar Kılıçdaroğlu'nun öyle kontrollü darbe yok 15 Temmuz değil de 20 Temmuz darbesi yok o hal oldu yok bu oldu diye onun lafına uyan onu dinleyen saftirikler yani gözü kapalı marjinal bazı CHP'nin tabanı var. Onlar onlar zaten onlar hariç anlatabiliriz. Onları anlatamayız kardeşim. Adam güvercin düz değil ters uçuyor deyince ona da inanıyor onlar. Ters uçuyor kuş. Nerede düz uçuyor? Hadi gösterin ispatlayın diye. Yine uçan kuşa bu ters der. Düz demez yani. Öyle marjinal CHP'nin alt tabanı olan kişiler var. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.